Deutsche Bon stüdyolarından iyi akşamlar Deve Haber'e hoş geldiniz. Merkez Bankası politika faizini indirdi, dolar 8.80'i geçerek rekor kırdı. Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP, seçmenlerin eğilimi ve siyasi partilerin oy oranlarını açıklayan kamuoyu araştırma şirketlerine denetim ve ceza istiyor. MHP sansür değil, sahtecilikle mücadele ederken kamuoyu şirketleri tepkili. AKP milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın Suruç'ta esnaf ziyareti sırasında çıkan olaylarda ailesinin 3 ferdini kaybeden Şen Yaşar ailesinin adliye nöbeti 200. gününe giriyor. Aile 3 yıl geçmesine rağmen faillerin tutuklanmamasına tepki gösteriyor. Türkiye'de iş dünyasının gözü kulağı Almanya'da pazar günü yapılacak genel seçimlerde yeni Alman hükümetinin Türk hükümetiyle daha yakın ilişkiler kurmasını istiyorlar. Peki Alman iş dünyası ne düşünüyor? Ve Türkiye'de 2020 yılında siyasi parti olmak için başvuruda bulunan Yeşiller, başvurularının değerlendirmeye bile alınmadığından şikayetçi Yeşiller'in kurulamama hikayesini aktaracağız. MHP'nin HDP'ye kapatma davası açılmasından seçim barajının düşürülmesine kadar birçok konuda ittifak ortağı AKP'ye baskı yaptığını dile getiriyor muhalefet sık sık. Şimdi de AKP'nin sosyal medyada yaptırım ve denetim uygulamalarını genişletecek düzenlemeyi meclis gündemine sunmaya hazırlandığı bir süreçte kamuoyu araştırma şirketlerine denetim ve ceza istiyor MHP. Anket kuruluşları tepkili ucuz bir provokasyon taktiği. Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı MHP'nin hazırlayıp Meclis Adalet Komisyonuna taşıdığı, siyasetten ekonomiye birçok alanda araştırma yapan kamuoyu araştırma şirketlerine denetim ve ceza öngören teklif 1 Ekim'de Meclis'in açılmasıyla genel kurul gündeminde olacak. Teklifle uzun süredir siyasi kulislerde MHP'nin AKP üzerindeki baskıyı artırdığına dair değerlendirmeler daha da yaygınlaştı. MHP'nin özellikle seçim sürecine dikkate alarak HDP'ye kapatma davası açılmasında, oylarında erime olduğu için seçim barajının %7'ye çekilmesinde AKP üzerinde baskı kurduğu belirtiliyor. Şimdi kulislerde yalan haber ve bilgiyle mücadele gerekçesiyle, Sosyal medyaya ve anket şirketlerine denetim öngörüsünün de MHP baskısıyla yasal düzenlemeye dönüşeceği belirtiliyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, amaçlarının ne olduğunu ve kamuoyundan yükselen sansür eleştirilerine nasıl baktığını DV Haber'e anlattı. Kimisinin şirketi var, kimisinin yok. Kimisi evde oturuyor, masa başından veri üretiyor. Siyasi alandan ekonomiye veriler paylaşılıyor kamuoyuyla. Bu sahtecilik. Müşterisinin kaç para aldığının bilinmesi, denetlenmesi gerekiyor. Araştırma şirketlerinin bu alanda bir boşluk var. Etik ve mesleki standartlarla yetki, sorumluluk esasları belirlenmeli. AKP'de dahil hiçbir partinin düzenlemeye karşı çıkacağını sanmıyoruz. Fethi Yıldız sansüre karşıyız, halkla doğru bilgi paylaşılmasını sağlamak zorundayız dese de kamuoyu şirketlerinin MHP'nin düzenlemesiyle ilgili çekinceleri var. Son anketlerde AKP ile MHP'deki oy kaybını göstermelerinin MHP'nin düzenlemesinde etkili olduğunu savunuyorlar. Son olarak Türkiye Raporu %18,2 oranındaki kararsız seçmenler dağıtıldığında AKP'nin oy oranını %29,9, MHP'nin oranını %9,4 olarak gösterdi. Metropol kararsızlar dağıtılmadan AKP'nin %25, MHP'nin de %8 olduğunu duyurdu. Yani eğer ben bir siyasi parti yüzde on buluyorsam ve o siyasi parti asla kabul etmiyorsa yüzde on olduğunu o siyasi partinin değerlendirmesi mi doğru bilgidir, benim bulduğum mu doğru bilgidir? Diyin ki ben yanlış ölçtüm. Yanlış ölçmek suç mudur? Yoksa ölçtüğünüzü farklı açıklamak mı suçtur? Selçuk'i AKP ile MHP'nin oturup bir kez daha bu düzenleme üzerinde düşünmesi gerektiğini savunuyor. Sizin manipülasyonunuz iyi, karşısının manipülasyonu kötü şeklinde olacaksa o hı hı. zaman aslında yani hep gri alan geliyor. Yani ben AK Parti'nin bunu kabul etmemesi için bir sebep görmüyorum. Ama peki bir bazı şirketler AK Parti'yi bir seviyede bulurken, diğerleri de onun 10 15 puan üzerinde bulunuyorsa hangisi manipülasyon yaptı? Kim karar verecek buna? Neye göre karar verecek buna? MHP'nin teklifinde anket şirketlerine idari para cezalarının yanı sıra manipülasyon yapılmasının tespiti halinde 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası da öngörülüyor. Yürek... Şen Yaşar ailesinin adli önündeki adalet nöbeti 200. gününe giriyor. Aile AKP milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın 2018 genel seçimlerinden önce Suruç ilçesinde yaptığı esnaf ziyareti sırasında çıkan olaylarda 3 ferdini kaybetmişti. Adli önünde nöbet tutan anne Emine Şen Yaşar ve oğlu Ferit Şen Yaşar'a 200. gün vesilesiyle bir destek eylemi planlanıyor. Peki bunca zamandır adliye önünde oturan annenin talebine deve haber hem aileyle konuştu hem de adalet nöbetine götüren süreçte yaşananları derledi. Soruçta 14 Haziran 2018 günü seçim ziyareti gerçekleştiren AKP milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve iş yerine girdiği Şen Yaşar ailesi arasında tartışma çıkmış, tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüştü. İş yerinde başlayan ve hastanede devam eden olaylarda Hacı Esvet, çocukları Adil ve Celal Şen Yaşar'la milletvekilinin ağabeyi Mehmet Şah Yıldız öldürülmüş, 8 kişi de yaralanmıştı. Olayda işini ve iki çocuğunu kaybeden Emine Şen Yaşar, adil bir soruşturma yürütülmediğini savunarak 9 Mart'ta Şanlıurfa Adliyesi önünde adalet nöbeti başlattı. Emine Şen Yaşar'ın saldırıdan sağ kurtulan oğlu Ferit'le birlikte başlattığı adalet nöbeti yarın 200. gününe giriyor. Sürüş Devlet Hastanesi'nde bir milletvekili ve akrabası üç insanımızı annemin gözü önünde liç ederek katledi, katledi. Dava üzerinde 3 yıl 3 aydır süre geçiyor. Hastanede katliamı yapanlarla ilgili herhangi bir tutuklu yok. Herhangi bir soruşturma yok. Dava üzerinde gizlilik kararı devam ediyor. Şu an Şanlıurfa Bas Savcısı ve Dosya Savcısı davayla ilgili hukuki süreci başlatmadığı için suç işliyorlar. Suça ortak oluyorlar. Suruç'ta çıkan kavga ile ilgili soruşturma tüm olayları kapsayacak şekilde başlatılmıştı. Ancak dosya daha sonra iş yerindeki ve hastanedeki olaylar şeklinde ikiye ayrıldı. İş yerindeki olaylarla ilgili yapılan yargılamada babası ve iki kardeşini kaybeden Fadıl Şen Yaşar'a 37 yıl 9 ay, olaydan 15 ay sonra 50 koruma ile adliyeye gelip teslim olan AKP'li vekilin ağabeyi Enver Yıldız'a ise haksız tahrik altında suç işlediği gerekçesiyle 18 yıl hapis cezası verildi. Şen Yaşar ailesinin 3 ferdinin öldürüldüğü hastanedeki olayların soruşturması ise 4 yıldır bitirilemedi. Şaşma, hani ya, 6 aydır biz buradayız. Adliyenin önündeyiz. Adalet böyle olmadı. Oğlum tek başına bir odadadır. 3 kişimizi öldürdüler, toprağın altına gömdüler. Bir oğlum ölmek üzereyken kurtuldu. Biz adalet istiyoruz. Biz daha ölmeden bu adalet yerine gelsin. Bu adalet ortaya çıksın. Ne kadar avukat varsa gelsinler bize yardım etsinler hastanede çıkan olaylarla ilgili 4 yıldır devam eden soruşturmanın ne aşamada olduğu dosyadaki gizlilik kararı nedeniyle bilinmiyor. Defalarca savcılığa başvuran Şen Yaşar ailesine de dosyayla ilgili tatmin edici bir bilgi verilmemiş. Annenin adliyende istediği tek bir şey var. Yasaların hukukun işlemesini istiyor. Adalet istiyor. Annenin burada oturduğu her gün Milletvekillerinin ayıbıdır. Herkesin ayıbıdır. Bu adaletsizliğe dur diyecek olan savunmadır. Savunma bu adaletsizliğe duyarsız kalmayacaktır. Adalet nöbeti sırasında dört kez farklı sebeplerle karakola götürülen Emine Şen Yaşar adalet sağlanıncaya kadar evine gitmeyeceğini söylüyor. Acılı anne hakkında ayrıca AKP milletvekili İbrahim Halil Yıldız'a hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıla kadar hapis istemiyle davada açılmıştı. Türkiye Merkez Bankası para politikası bugün önemli bir karar verdi. Politika faizini %19'dan %18'e indirdi. Bu kararla Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun döneminde ilk kez faiz indirimine gidilmiş oldu. Kararın ardından hem euro hem de dolar yükseldi. Merkez Bankası'nın faiz indirim kararı ne anlama geliyor, sonuçları ne olabilir? Ekonomist, akademisyen, doçent doktor Evren Bolgun, Deve yorumladı. 100 bas puan indirim bundan sonrasında da yani yılın sonuna kadar da ilave bir indirim ihtimali daha beraberinde getiriyor. Aynı dozda olması da mümkün olabilir bu arada. Yani bir 100 bas puan daha indirim Kasım ya da Aralık aylarında önünüzdeki ayı pas geçerek devam edebilir. Bu Kur tabii ki yükseliş trendine devam edecek. Yani ilk gördüğümüz dolar, euro ve döviz fiyatlarında TL'nin zayıfladığını Dolayısıyla önümüzdeki aylarda ilave kur artışlarında enflasyona bir baskı getireceği çok açık. Yani kredi faizlerinde ya da mevduat faizlerinde evet bir aşağı yönlü olacaktır hareket. Ama işte indirim miktarından daha fazla olacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla 50 bas puanla 100 bas puan arasında mevduat ve kredi faizlerinde önümüzdeki dönemde bir geriye düşüş olmasını bekliyorum. E, genel olarak yani baktığımızda aslında Merkez Bankası e, Fed'in de dünkü toplantısının akabinde e, oldukça cesur bir adım attığını söylemem mümkün. Almanya'da 26 Eylül pazar günü yapılacak genel seçimler sadece Almanya değil, Almanya ile siyasi ve ekonomik açıdan yakın ilişkilere sahip ülkelerde de yakından izleniyor. Türkiye'de onlardan biri. Türkiye'de iş dünyasının önde gelen temsilcileri Almanya'da kurulacak yeni hükümetten Türkiye ile ticari işbirliğini artıracak adımlar atmasını talep ediyor. Peki Almanya ile ticaret Türkiye için ne kadar önemli? Türkiye iş dünyasının önde gelen kurumları Almanya'da kurulacak yeni hükümetin Türkiye ile ekonomik ilişkilerde yakın işbirliğine açık olmasını bekliyor. İş dünyası temsilcilerinin öncelikli talepleri gümrük birliğinin güncellenmesi, yeşil mutabakat ve teknoloji transferi gibi konularda Alman şirketleriyle daha yakından çalışma imkanlarının artırılması. Bizim ümidimiz bu dönemde yeni hükümetle Türk hükümetinin daha iyi ilişkilere sahip olarak iki ülke arasındaki ilişkileri daha yükselterek, daha büyük hacimlere eriştirerek entegrasyonumuzu biraz daha arttırma arzusundayız. Zira ekonomik ilişkiler aslında tüm ilişkilerin temelinde de yatıyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye pandeminin vurduğu 2020 yılında Almanya'ya 16 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken Almanya'dan ithalatı ise 22 milyar dolar oldu. Türkiye'nin Almanya'ya ihracatının %90'ını sanayi ürünleri %10'unu ise tarım ve gıda ürünleri oluşturuyor. İş dünyası temsilcileri yeni dönemde Alman şirketleriyle özellikle teknoloji ve yapay zeka gibi alanlarda birlikte çalışmak istiyor. Türkiye'de 100 yıldan fazla zamandır faaliyet gösteren Alman şirketlerinin bulunduğunu belirten Türk Alman İş Konseyi Başkanı Steven Yang, gümrük birliğinin modernizasyonunu önemsediklerini ancak teknoloji ve yapay zeka alanları ile orta ölçekli aile şirketleri arasındaki işbirliğinin de artırılmasını talep ettiklerini belirtiyor. Yang, "Pandemi öncesindeki toplam ticaret hacmimiz 40 milyar dolara ulaşıyordu. Yakaladığımız bu olumlu havayı iş dünyası olarak artırmak istiyoruz, geliştirmek istiyoruz." diyor. Alman yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisi son 40 yılda büyük ölçüde artış kaydetti. 1980 yılında Türkiye'de faaliyet gösteren Alman şirketi sayısı 24 iken bu rakam günümüzde 7000'i aşmış durumda. İş dünyası temsilcileri yeni dönemde Almanya'nın Türkiye-AB ilişkilerinde daha fazla inisiyatif almasını bekliyor. Tüsiyat Berlin temsilcisi Alper Üçok, yeni dönemde iki ülke arasında gümrük birliği, yeşil mutabakat ve küresel tedarik zincirleri başlıklarının öncelikli konular olduğunu belirtiyor ve ekliyor. AB'nin yeni ticaret ve sanayi stratejisi, Türkiye'nin stratejik değer zincirleri içerisindeki konumunun güçlendirilmesi hedefi açısından büyük önem taşıyor. Pandemi döneminin küresel ticarette yarattığı sıkıntılar aşılmaya başlarken Türkiye ile Almanya arasındaki ticarette yeniden artmaya başladı. 2021'in ilk 7 ayında iki ülkenin toplam ticareti 24 milyar dolara ulaştı. Önümüzdeki dönemde Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler, Almanya ile ilişkilerde de belirleyici olacak. Türkiye-AB ilişkilerinde bir takım e, belirli bir dönem hep e, sorumlu oldu. Şu anda bir iyileşme dönemine doğru gidiyoruz. Burada Almanya'nın e, biraz e, tarihten gelen dostluklarımızı da düşünerek e, yeni hükümette biraz daha belki Türkiye taraftarı bir e, görüntü sergilemesini arzu ediyoruz. Ticaret Bakanlığı verilerine göre pandemi öncesinde 2019 yılı sonu itibarıyla Almanya'nın Türkiye'de gerçekleştirdiği yatırımlar 13,2 milyar doları buldu. Türkiye'nin Almanya'da gerçekleştirdiği yatırımlarsa 1,8 milyar doları geçmiş durumda. İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de faaliyette olan 120'ye yakın siyasi parti var. Bunlardan 27 tanesi 2020 yılında kuruldu. Yeşiller Partisi de 2020 yılında siyasi parti olabilmek için başvuruda bulundu ama bugüne dek başvurusu dikkate alınmadı. Partinin avukatı ve yetkilileri Yeşiller'in kurulamama hikayesini deve haberi anlattı. Türkiye'de Yeşiller Hareketi siyasi bir parti olabilmek için 21 Eylül 2020'de İçişleri Bakanlığı'na başvurdu. Ancak başvuruları bugüne kadar değerlendirmeye alınmadı. Hatta belgelerin teslim edilmesi karşısında alındı belgesi bile verilmedi. Yeşillerin temsilcileri ilgili birime yönlendirilmek yerine bakanlık binasına dahi sokulmadı. İçişleri Bakanlığı'nın ilgili birimiyle hiçbir şekilde görüşemiyoruz. Eş sözcülerimiz görüşemedi. Gittiklerinde dışarıdaki bakanlık bankosundan içeriye dahi alınmadılar. Ben de geçtiğimiz yılın, bu yılın e, Şubat ayında kalkıp bizzat kendim Ankara'ya gittim. İki gün boyunca İçişleri Bakanlığı'nın giriş bankosunda içeri alınmayı bekledim. Tutana tutturmak istedim. Beni bakanlığın siyasi partiler ofisine almadılar. Telefonla irtibat kurmamıza dahi müsaade etmediler. Yapılan bu uygulamanın doğru olmadığını savunan Yeşiller idari iptal davası açtı. Ancak mahkeme yetkisizlik kararı verdi. İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de faaliyette olan 117 siyasi parti bulunuyor. Bunların 27 tanesi 2020'de kuruldu. Sevgi Partisi, Tuğra Partisi, Zafer Partisi, Yeniden Diriliş Partisi gibi 14 partinin kurulmasına ise bu yıl izin verildi. Ancak Yeşiller bu izni bir türlü alamadı. İçişleri Bakanlığı'nın burada Parti kuruluşuyla ilgili kendi fonksiyonunu yasada tanımlanmayan bir şekilde abartması, iş edinmesi ve esas olarak e, hukukta itirazı kabil olmayan bir kör noktaya düşürme telaşı var gibi görünüyor. Anlamak mümkün değil ve karşınızda bakanlıkta size nedeni şudur ya da budur diyecek kimse yok. E, hiçbir şekilde muhatap yok sizi hiç kimseyle görüştürmüyorlar. Telefonla da görüştürmüyorlar fiziki olarak da görüştürmüyorlar. O birime zaten sizi çıkarmıyorlar. Ve karşılığında size hiçbir şey de söylemiyor. Bir duvarla karşı karşıyasınız adeta. Bakanlıkta böyle bir durum var. Partileşemeyen Yeşiller, Validebağ'da Üsküdar Belediyesi'nin moloz dökümüne karşı direnen vatandaşların yanındaydı. Eş sözcü Emine Özkan, tam da bu nedenle Yeşiller Partisi'ne Türkiye'nin ihtiyacı olduğunun altını çiziyor. Bugün ben şu anda Valdeba korusundayım. Sabahtan beri belediyenin hukuksuz müdahalesi karşısında yurttaşlarla birlikte direniyoruz. Aslında bu yaşadığımız örnekleri çoğaltmak mümkün ve Yeşiller Partisi'nin ne Türkiye'nin neden ihtiyacı olduğunu sırf bugün yaşadığımız örnekten yola çıkarak bile anlayabiliriz. Özkan Yeşiller Partisi'nin resmi bir unvana kavuşabilmesi için vakit kaybedilmemesi gerektiğini hatırlatıyor. Türkiye'de yeşil politikaları hayata geçirmek için, doğa dostu, yaşam dostu bir anlayışla iklim kriziyle mücadele edebilmek için ve tüm canlı için adaleti tesis edebilecek politikaları ortaya koyabilmek için artık hiç vakit kaybetmeden resmi bir parti olarak faaliyete geçmek istiyoruz. Yeşiller Partisi Avukatı Bayboğa, iç hukuk yolları tamamlandıktan sonra parti olabilmek için Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını hatırlattı. Böylece bugünkü yayınımızın sonuna geldik. Yarın aynı saatte canlı yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.